Meğerse rağmen Hilal Hanım'ın başına gelenlerden kendimi sorumlu tutuyorum. Bu nedenledir ki günlerdir Hilal Hanım için ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye düşünmeden edemiyorum. Elbette Adoni'nin yaptığını telafi edemem. Hilal Hanım'ı yeniden ayağa kaldıramam. Ancak bu zor günlerde annesinin yanında olmasını sağlayabilirim. Ne demek istediniz kumandan? Şöyle ki general, Azize Hanım neticede bir Kuvayi Milliye mensubu değil. Eline silah almış değil. Askerlerimize karşı doğrultmuş değil. Değil. Bir hemşire olarak onlara ilaç taşımış sadece. Ama eminim ki Azize Hanım böyle bir durumda eğer hastalanan yahut yaralanan Yunan olsaydı, hiç düşünmeden, gözünü kırpmadan görevi gereği onlara da yardım ederdi. Nitekim bu hastanede pek çok Yunan askerini, Simirne'de pek çok Rum vatandaşını tedavi etmişsinizdir. Hal böyleyken ben de sizin kuvacılara ilaç taşıma suçlamanızı affedeceğim. Ve gerekli kararın mahkemeden bir an önce çıkması için çaba göstereceğim. Artık özgürsünüz Azize Hanım. Öylesi bir zamanda ailemize yapabileceğiniz en büyük iyilik buydu kumandan. Sağ olun. Elbette Adoni'nin yaptıklarını telafi edemem. Ancak benim hangi tarafta durduğumu anlamış olursunuz. Savaşın da kendine göre kuralları vardır. Öyle değil mi general? Haklısınız kumandan. Azize Hanım, siz hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Bundan sonra da bir hemşire olarak sadece kızıma değil, dini, milleti, kimliği ne olursa olsun ihtiyacı olan herkese yardım edeceğime emin olabilirsiniz. Kumandan eğer size uygun bulursanız biz karargaha gidelim. Haklısınız general. Gidelim. Kazanmamız gereken çok mühim bir savaşımız var. Tekrar geçmiş olsun Azize Hanım. Dayım niye gelmiş Azize Hanım? Adonis'in yaptıklarından kendini mesul hissetmiş. Bir de hakkımdaki suçlamaların düşeceğini söyledi. Ya bu güzel haber. Sevindim sizin için. Benim kızım içeride o haldeyken bana sevinmek zul geliyor Leon. Mesele yürüyememesi değil. Ayaklarıyla birlikte ruhu da felç oldu sanki. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Bundan sonra en küçük sorunumuzun yürüyememesi olacağından çok korkuyorum. Onu fiziksel olarak ayağa kaldırma benim gücüm yetmez. Ama manen ayağa kaldırmanın bir yolunu buldum sanırım. Ya nasıl? Albay Adoni yüzünden kapattığımız liman yeniden açılacak general. Seferberlik için getirdiğimiz ve gemide beklettiğimiz kuvvetler en nihayetinde Simirne'ye ayak basacak. Karşılayacak mıyız kumandan? Elbette hayır. İvedilikle cepheye gönderilecekler. Gel. Kumandanım, general. Yeni askerleri taşıyan gemiler limana yanaşmadı. Ulaşmaya çalıştık fakat gemilerde isyan çıktığını öğrendik. İsyan mı çıkmış? Maalesef.
Askerler kaptanları rehin almış ve gemileri yoldan çıkarmışlar. Kaç gemi? Neredeyse tamamı. Adonis'i yakalamak için limanı kapattık ya. Bunu diğer meseleyi çözmek için de kullanacağız. Yunan'ın asker dolu gemileri. Leon'un söylediğine göre bu seferberlikle gelen askerlerin çoğu toy ve savaştan ürküyorlar. Eğer komandan Filipos'un onları cephede en ön safa yerleştirip göz göre göre ölüme gönderdiğini öğrenirlerse kuvvetle muhtemel cepheye gitmemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Belki isyan bile çıkarabilirler. Eğer öyle bir şey yaparlarsa bu haber yıldırım hızıyla yayılır ve diğer yeni askerler arasındaki huzursuzluğu da körükler. Bu da başka isyanlara kapı açar. Böylelikle gelen yeni askerlerin arkası bıçak gibi kesilecektir. Benim bir adayım haklısınız, lakin bu askerler genç ve korkak olsalar bile onları ikna etmek için bir delil gerek. Filipos'un emri. Altında imzası var. Yeni gelen tecrübesiz askerleri cephede en ön safa yerleştirecek. Onu gösteriyor. Bu kafi gelir herhalde. Gelir Miralay'ım. Şüpheniz olmaz. Şimdi tek yapmamız gereken seni gemiye gönderip bu belgeyi askerlerin görmesini sağlamak. Gel. Yeni gelen askerlerin gemisine gidecek erzaklar. Aha. Bu da izin kağıdım. Bu kadarcık yiyecek o kadar askeri doyurur mu? Divan açılana kadar idare edecekler. Geç. Sağ ol. Gel. Gel. Biraz oraya geç. Ben de ayrılayım buradan. Çık dışarı, defol! Lanet olsun general, lanet olsun! Binlerce filali asker demek bu! Hepsini öldüreceğim. Gemilerini bir bir batıracağım. Kumandan, sakin olmanız icap ediyor. Askerler değilse de gemiler bizim için mühim. Atina icabına bakacaktır. Olacak iş mi bu general? Cephede disiplin sağlayamıyoruz. Şehrimizde askerlerimize hakim olamıyoruz. Zafere doğru yürürken olacak şey mi bu? Haklısınız. Elbette haklıyım. Lakin haklı olmak yetmez. Şanslı olmayı tercih ederdim general. Bu firarlar yüzünden ordu içindeki binlerce başı bozuk asker de kaçmaya kalkışacak. Bu firarlar bir salgın gibi yayılacak general. Tespitiniz yerinde kumandan. Ordumuz bu hadiseyi kayıpsız atlatamayacaktır. Dilerseniz taarruzu erteleyelim. Hayır, erteleyemem. Böyle bir şey söz konusu değil general. Eğer erteler isem görevden alınmam an meselesi. Devam edeceğiz. Türkler ile asker sayımız eşitlenmiş olabilir. Ancak silah ve mühimmat olarak onlardan hala fazlayız general. Ve şunu unutmayın ki onlar iki cephede, biz tek cephede savaşacağız. Derhal hazırlıklara başlayın general. Cepheye doğru yola çıkacağız. Emredersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.